Selam arkadaşlar. Uzun süredir videosu gelmeyen Westland Survival serimize devam ediyoruz. Çünkü büyük bir güncelleme aldı oyun arkadaşlar. Oyunu adeta farm villa'ya çevirdiler. Yani tarlanı ekiyorsun, çiftçilik yapıyorsun, bir sürü tohum yetiştirebiliyorsun. Gördüğünüz gibi aslında oyuna ilk girdiğimde videoda bir problem olmuş. Oraları size gösteremeyeceğim ama güncellemeyi yaptım abi. Uzun süredir video çekmiyordum. Bu arada bu oyunun yetkilileri, yani moderatörleri falan o kadar ilgili ki bana işte yeni güncelleme geldiğini söylüyorlar. Sen daha video çekmedin, bir bak istersen belki hoşuna gider falan filan diye yazıyorlar. Sürekli böyle sana soru soruyorlar, işte beğendin mi? Eklemek istediğin bir şeyler var mı? İşte şöyle mi olsun, böyle mi olsun? Acayip fikir alışverişi yapıyorlar oyuncularla. Bu çok iyi bir özellik. Hasret kaldığımız da bir özellik. Buradan gerçekten Westland Survival ekibine teşekkür ediyorum ve sürekli mesela ben istemeden bana bir şeyler gönderiyorlar. İşte şunları al. Bak görüyor musun abi şu silahların güzelliğine bak. İşte yardımcı ceketi, yardımcı çizmeleri falan filan, bunlarla diyor bir şeyler yaparsın. Hani lazım olur, videolar çekersin. İçerik ürettiği adamlar sana ne güzel. Bakın her şeyi gönderiyor ya. Vallahi billahi çok hoşuma gitti. Şunu görüyor musun abi? Abi çok şekil oldum ya. Bu gerçekten bu oyun çok hızlı gelişiyor. Bence Elden'in şu durağanlaştığı noktalarda bu oyun alternatif olabilir. Hatta belki de düzenli bir seriye de başlayabiliriz. Biraz oyunda çeşitlilik fazla olduğu için ve sürekli büyük güncellemeler geldiği için biz yetişemedik bu oyuna. Benim seriyi de devam ettiremememin sebebi de o arkadaşlar. Oyuna ilk girdim. Şurada normalde benim 4 karelik bir tahta şeyim vardı. Tarlam vardı. Nasıl göstereyim ben onu? Ha, şöyle göstereyim bak. 4 kare abi. Sadece şu alan. Anladın mı? O kaybolmuş. Sonra girdim abi çiftlik bölümüne. Hemen şuradan sizlere de göstereyim. Bak çiftlik yap dediğinde abi tam bana şu 8 kare mi oluyor buraya? Yok lan, 16 karelik yeri yaptı tekte, tamam mı? Bunu artık geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada da şöyle bir şey var. Yani oyunda böyle çiftlik olayını biraz daha şey yapmışlar. İşte yükselt diyorsun. Dur lan yanlış yere bastım. Ha. Yükselt diyorsun abi. Çiftliğini şu eşyaları verdikten sonra yükseltiyorsun arkadaşlar. Farklı farklı işte ögeler ekebiliyordun yükselttikten sonra. Mesela şimdi biz buğdayı yapamıyoruz. İşte buğdayı yükselttikten sonra buğday ekmeye başlıyorsun. Ondan sonra jüt ekmeye başlıyorsun falan filan. Yani jüt almaya başlıyorsun daha doğrusu. Güzel güzel böyle şeyler getirmişler abi. Benim çok hoşuma gitti. Bununla alakalı şöyle 4 tane de seviyesi var. Kuyuları geliştirmen gerekiyor. Tabi tarlaya su da gerekiyor. Kuyuya gidiyorsun mesela. Şurada bir kuyun var ya. Bunu işte şuradan yükselt dediğinde şu malzemeleri verdikten sonra kuyunu 2'ye çıkarıyorsun. Kuyunu 2'ye çıkardıktan sonra tarlaya şey yapıyorsun. Bak tarlaya su sağlar diyor zaten. Burada da belirtmiş. Yani böyle bir çiftlik olayı da getirmişler. Şu neydi abi? Ha, bu deri üretmek için falan değil mi? Tamam. Bence 10 numara olmuş. Ben şu anda ektim. Ne ektim? Mısır ektim arkadaşlar. Bir bakalım büyüyünce biraz fideler çıkmaya başladı bak. Çok güzel oğlum ya. Bunun bu arada grafikleri yüksek mi? Ha, ultradaymış. Güzel. FPS'i de bir şey yapalım. Tamam. 10 numara abi, yani benim hoşuma gitti bu sistem arkadaşlar. En son atımızı yaptık. Yani hedef attı zaten, orada da kaldık. Ben onu niye aldım lan? Ben de bilmiyorum ama işte atımız da burada böyle döndürüyor. Ben buna bineriz diye çok düşünmüştüm ama o binemeyince bir üzüldüm zaten, orada bir koptu değil mi işler. Şunu bir koyalım abi. Bir çıkacağız şöyle, bir silahlarımız falan da varken bir takılacağız. En son depo sistemimizi yapmıştık buraya. Depomuz falan gayet güzel. Ben tarlamı da oraya koydum. Bu çiftçilik işlerine de girişiriz arkadaşlar. Bir de bununla alakalı şöyle de bir şey vardı. Onu da bir göstereyim. Çiftlik kılavuzu diye bir yer var. Buradan işte odun ve taş, balta yok, odun yok, Kanadalı bir bilgeliği falan diyor. Bir balta üret diyor. İşte üretince şu ödülleri veriyor. Buradan da böyle sezon gibi bir sistem de yapmışlar. Hem buradan hikayeleri, günlük görevleri falan yapıyorsun. Hem de sezon gibi oradan da ilerliyorsun. Ekstra ödülleri de alıyorsun. Abi 10 numara 5 yıldız. Sadece sizler burada bir enerji düşüklüğüne takılmış. Bu arada oyuna eklenen birkaç bir şey daha var. Haritaya girmişken onları da söyleyeyim. Arkadaşlar şöyle bir ambar olayımız eklendi. Şuradaki malzemeleri bulunca bir tavuk kümesi yapabiliyorsunuz artık. Bu güzel, bak tavuklar mavuklar da geziyor bunun içerisinde. Evcil hayvan evimiz vardı zaten. Ekstra yeni bunlar da eklenmiş oldu. Gayet güzel durumlar var. Hatta bunları da yapmaya çalışalım. Bana ne lazım abi? Ben şimdi şuna bir bakayım mı? Nerede o evcil hayvan, tavuk kümesi falan filan. Ben o işlere girmek istiyorum ya bir an önce. Oyun çok çeşitli olunca kalıyoruz. Bakalım buralara bir şey eklenmiş mi? Bak beyaz et eklenmiş. Gördün mü? Tavuktan falan üretiyorsun. Mısır lapası eklenmiş. Değişik değişik şeyler var. Bak of kızarmış tavuk. Şinitzel falan yapıyorsun oğlum, daha ne ya? Ya bir oyunda şinitzel yapmak varsa oğlum çok iyi değil mi? Bence 10 numara olmuş. Güncelleme güzel. İnşallah ayak uydurabiliriz ya. Ben bu arada şeyi yapmak istiyorum şimdi. Projelere bir geleyim. Öncelikle ben tavuk kümesi yapacağım mesela. Ot toplayacağım, tahta ve bize asıl şu şeyden lazım. Tahta işleriz hadi. Bu neydi? Bakır çiviler. Şurada yapılabilir. Detay tezgahı seviye 1. Tamam, bakır çiviler. Ve odunu o şekilde işleme işlemini de şuradaki bir tezgahta yapıyordum ben. Ona da bir bakarım abi. Onları da koyarım. Onlar işlenirken ben giderim. Şu tezgahta yaparım ben bundan çatır çatır ama odunum yok. Tamam, onun için odunu çözeriz. Lif de kolay. Bana şey lazım ya. Çivi yapacak tezgah lazım. O var mıydı bende? Yok, burada yok. Hadi lan bir git bakalım ya. Bir köprüye hiç gitmedik. Bir bakayım, şuralara geçmek için şu köprüyü tamir etmek gerekiyor sanırım. Bu da hani farmdaki köprü gibi bir şeyler. Oğlum bizim kasaba vardı. Kasaba nereye gitti anasını satayım? Ben kasabayı merak ediyorum. Ha, Silverton oğlum, işte kasaba şurası anasını satayım. Ben de diyorum Silverton raid mi? Oyunu unutmuşuz. Beyler kopmuşuz yani. Silverton'da bulunabilir 3 kova 3 görev tamamlanınca falan filan diyor. Abi ya oğlum çılgın gibi böyle hareketler yapmayın, bak ata efekt mefek koymuşsunuz. Beni başlatacaksınız herhalde he. Reis bir de duygusal müzik verdiniz valla. Ya abi cık. Ben kızıl derili olmak istiyorum ya. Yani kovboy değil ki anasını satayım. Bu adamlara yapılan bu zulüm nedir ya? Elde belki de oyunun en iyi silahlarından biri var. Ben odun topluyorum anasını satayım. Ama burada bir istenmeyen şeyler yaşanmış ya. Vallahi ben duygulandım anasını satayım. Şu adamları kanla içinde görünce. Müzik de çok iyi. Reis, bu oyuna baştan seri yapsak mı ya? Ya da bu seriyi devam mı ettirsek gördüğümüz görevleri? Ana! Kurbağaya bak. Yani yemin ediyorum var ya. Çok ya. Çıkmayacağım kardeşim. O beni göreve götürmeye çalışıyordu. Ben gitmem o göreve. Ha, 100 tane şey lazım diyor. Tam bu çam tatlısı kolay. Demir çivi de kolay aslında. Meşe kütüğü de kolay. Reçine. Belki reçine biraz zor olabilir. Burayı yaptıktan sonra yolu temizlemiş oluyorsun ve diğer tarafa geçiyorsun. Ama muhtemelen diğer taraf meşe bölgeleri gibi. Hani biraz daha Elden'e örnek verirsek biraz daha zor olacağını düşünüyorum. Şuradan ata binebiliyor muyum abi? Biniyorsun, at kişniyor, çıkıyorsun. Güzel. Bir mekana bir bakacağım. Mekanda bir değişiklik var. Atı bağladık buraya. Abi var. Burada da değişiklik var. Buraya ne olmuş oğlum? Onur listesi. Haftanın en iyileri. Oğlum bunlar ne lan? Allah Allah. Allah Allah. Oğlum çok iyi ya. Aa, buradan şeye ulaşıyor. Bakır Noel Baba anahtarı diyor. 50 tane baba. Bu ne oluyor? Kış festivalinde Bakır Noel Baba sandığının kilidini açar. Allah he. Ben bunu kullanamadım değil mi? Yazık oldu. Yılbaşı biteli oğlum ya. Benim bu oyuna yaptığım ayıp. Yemin ediyorum ayıp ya. Abi kasaba çok güzel olmamış mı ya? Bak dükkanlara falan bak ya. Avcıymış bu abi. Oğlum şurada çarp mark var lan. Burada bir işler dönüyor. Şurası berber. Tamam. Yok artık. Oğlum. Burada çeviriyorsun bak. Dinamite kadar alma ihtimali var. Ulan bir tane ben reklam izleyeyim, size çevireyim mi? Bakalım bir tane bir çevirelim. Şöyle ne gelecek? Abi iyi bir şey geldi ya. Kasa mı geldi? Ya oğlum. Cık. Bu ne? Ne işe yarıyor? Nadir. Pati konservesi. Oh, pati olması beni biraz etkiledi. Bir tane daha çevireyim mi? Hadi bir tane daha çevirelim. Abi ilginç bir şey geçirdim ya. 10 tane bir Sikim verdi. Abi bak işte böyle bir kumar, böyle bir şey işte. Abi değişik bir şey var ya. Ver onu. Ver onu. O ne abi? O ne oldu? Uzaktaki nesneleri görmeye sağlar. Gözlük yapmak için son derece önemli. Oğlum bu ne? Harbiden çok enteresan bir şey aldım. Peki burada başka bir şey var mı? Ona da bakacağım da şu, dur. Şu nereye geldi ya? Dur ona bakacağız abi. Onu unutmayalım. Burada raid için ablamız var. Acaba oyun oynanıyor mu diye merak ettim. Tamam. At burada. Çatışma çıktı. Tamam, derici abla burada. Yine malzemeleri de buradan almaya devam ediyoruz. Aa, reçine burada satılıyormuş lan. He, reçineyi öyle parayla manayla vermiyor abi. Şunları veriyorsun diyor. Ondan sonra alıyorsun diyor. Piyasanın bir nabzını tutuyorum şu anda. Güzel ha, valla ilginç bir sistem yapmışsınız yani. Gerçekten tebrik ediyorum abi. Vay. Tamam, ben burayla olan şeyimi bitirdim. Bir dürbünü alacağım. Ha, dürbünü şuradaki posta kutusundan alabilirim. Bir de şu gazete olayını bir anlayamadık. O yan dükkan herhalde. Abi sana girince attı da yani. Niye öyle oluyor bilmiyorum. Yeniden eğitim kitabı, ilerleme takımı. Bak buradan direkt exp alabiliyorsun. Vallahi çok iyi. Ben şu posta kutusuna bir bakayım. Abi dürbün enteresan geldi ya bana. Oha oğlum. Şaka yapıyorsun ya. Oğlum çok iyi ya. Şu görevi saklayabiliyoruz mu? Bu görevi gizleme olması lazım ya. Vardır da belki biz bilmiyoruz. Ya çok iyi oğlum. Çok iyi. Ya bu oyuna gereken değer verilmiyor abi. Ben şu anda onu anladım yani. Aa, bunda arabayı koruyorduk lan. Az silahla geldim. Tüh. Tamam, arabayı koruyacağız. Tamam, hadi gel bakalım. Ana oğlum, kurdu niye vuruyorsun ya? Yanına alsana kurdu. Ya şuralarda savunacağız. Baba hayırdır ya. Oğlum. Aa, köpeğe bak lan. Ya köpeğe vurmam biraz şey olmadı ama. Ha, burayı da açacağız şöyle. Geç dayı. Şu amcaya bir bakayım ben bir. Hayırdır dayı, nereye gidiyorsunuz? Arkadan gelen olabilir, ona da dikkat edelim. Böyle direkt bodoslama şey yapmayalım. Atlamayalım, adamın yanına gidelim. Oğlum dayı bizi arabaya bindirse arabadan sıka sıka gidecek anasını. Böyle böyle şekli yok yalnız. Ortalık kan gölüne döndü ya. Mezarlara falan bak oğlum, çok iyi yapıyorsunuz böyle işleri var ya. Dikkatli ol, pusu kurulmuş olabilir diyor. Tamam. Pusu biziz kardeş. Arkadan gelen yok. Haritayı kontrol ediyoruz. Burayı nasıl açacağız? Hop, arkaya gelen var. Çomar saldırmış oğlum. Abi süreceksin mi yani? Senin arabayı var ya. Al abi. Malzeme işimize yarar. Sonda iyi şeyler verecek bu da. 940 arabanın canı. Ona dikkat edelim. Arkadan gelen. Bu arada chestlere biz geldik sayılır. Şu eti bir gömeyim. Açlık gitsin. Şimdi susadık dedi abi de. Su yok abi. Şunlardan biraz göm. Geldik. Bu kadar mıydı lan? Çok kolaymış oğlum bu. Arkadaşlar bunu spirle falan yapabilirsiniz herhalde ya, değil mi? Tamam, görevi de yaptım. Derimi aldım abi. Çok güzel. Şuralardan da bir şeyler alabileceğiz mi? Alabiliyoruz ya oğlum. Üff, bu ne oğlum ya? Çok fazla şey verdin ya. Şunları bir kullan. Şunu bir kullan. Bak var ya ben bronz yüzük alırım. Şu meşe tahtayı alırım. Deri alırım abi. Şunu da alırım. Şu da önemli bir şey. Bence şu da önemli. Şu kömür değil mi? Yani kömür önemli değil. Şunları bir atarım. Bunlar zaten kolay bunlar. Belki şu da önemli değildir ama yeşil bilet gibi bir şey olabilir. Neyse bakarız. Buraya gel git yapabiliriz gerçi ya. Öyle bir şey varsa ben gelirim, itemlerimi alırım abi. Şuna baksana reis. Hepsini al diyeyim ben bir. Tamam, burada çok önemli bir şey yok. Şu önemli. Aslında şu da odunla değişir. Devam ediyorum. Daha var ya kaç tane chest var. Abi. Evcil hayvan kasesi nadir diyor. Beni can evimden vurdun. Şu ne? Barut. Yani silah yapımında kullanılıyor muhtemelen. Bilmiyorum, silah yapmak evdeydik gibi zorsa barut çok işlevsel olduğu söylenemez. Hepsini al diyeyim. Yine bir şeyimiz çıktı. Tamam, bunlara artık geri döneriz. Eğer öyle bir ihtimal varsa. Aklımda kalacak çok bir şey bırakmadım. Karnımı da doyururum abi etlerle. Bir çıkarım. Bu kapı efekti falan güzel olmuş yani. Sen yani normal böyle harita dışına çıkarak değil de kapı efektiyle. Atımın olması iyi bir şey. Tamam mı? Aynen, burası bir saat sonra şey yapılıyor. Ben gideceğim arkadaşlar. Tamam mı? Oradan diğer eşyalarımı da alacağım. Evime getireceğim. Eğer devam edelim, takılalım falan filan diyorsanız yani anlamaya çalışarak bir 10-15 video, belki 20 video çekmem gerekecek. Çünkü anlamak kolay değil. Bu oyun biraz daha detaylı. Sizler karar vereceksiniz. Yorum ve beğenilerde durumu belli edersiniz arkadaşlar. O şekilde biz de yolumuza bakarız. Bu arada çiftlikte bak tarlama bak ya. Ayak izlerim falan nasıl çıkıyor ya. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. O tavşanı kim ezdi lan burada? Yazıklar olsun ya.